Türk sineması ve tiyatrosu bir duayeni daha kaybetti. İzleri hala hafızalarda olan Deve Kuşu Kabaresi'nden Mahallenin Muhtarları ve Yaprak Dökümü gibi pek çok kült dizide rol alan usta oyuncu Nezih Tuncay hayatını kaybetti. ...72 yaşında hayatını kaybeden sinemanın sevilen ismi Nezih Tuncay toprağa verildi. Devamlı beraberdik. Benim abimdi. 1965 yılında tiyatroda sanat yaşamına başlayan oyuncu Nezih Tuncay 72 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen oyuncu için İstanbul Maltepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhları için... Allah rızası için El-Fatiha. Sevilen oyuncu, Deve Kuşu Kabare, Mahallenin Muhtarları, Yaprak Dökümü gibi birçok yapımda rol almıştı. Nezih Tuncay'ın birçok arkadaşı törene katıldı. Cihat Tamer çok üzgündü. Çok can dost. Yani bir insanın gerçekten dostları kaç kişidir? 3 kişi falandır yani. 5 bile değildir. Onlardan birisiydi. Mehtap Anıl, Nezih Tuncay'ın Mahallenin Muhtarları dizisinden rol arkadaşıydı. Orada uzun metraj çalıştık. Evet, o hakkım. Ben de kemik kıran kadri olarak. Necmi Yapıcı da törene katıldı. Bu yolcu etmeye geldik Nezih abiyi. Hani benim Nezih abiyle birebir tanışıklığım hiçbir zaman olmadı. Çalışamadık, öyle denk gelmedik ama çok sevdiğim bir oyuncuydu, ustaydı. Onların sayesinde oyunculuğu sevdik. Bir arkadaş şey yazmış, Deve Kuşu Kabare'nin gizli santraforuydu diye. Gerçekten çok Deve Kuşu Kabare'den itibaren hepsinin hayranı olduk. Ulvi Alacakaptan da Nezih Tuncay sayesinde oyunculuğa başlamıştı. Biz hiç beraber çalışmadık ama ben onu çok önceden tanıyordum. Ben onun gibileri sahnede görerek bu işe merak saldım. Benim abimdi. Yapımcı ve senarist Gandemir Konduk, Nezih Tuncay'la yol arkadaşlığı yapmıştı. Diziler var, Deve Kuşu Kabare'deki oyunlar var. Yasaklar, Beyoğlu, daha ona benzer başka oyunlar. Hepsinde çok sevimli, çok güzel roller oynamış, değerli bir arkadaşım. Emin Olcay, Tuncay'la uzun yıllardır dost olduklarını söyledi. Eşiyle Gönül Hanım'la biz aynı oyunlarda oynadık sürekli. Oradan dostluğumuz vardı ama o dostluk dışarıda da devam etti. Ama aynı sahneyi paylaşmadık. Üzgünüm tabii o yüzden de. Sinan Bengier de geçmişte Nezih Tuncay'la çok benzetildiğini söyledi. Vallahi bir kere oynamak nasip oldu ama çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ben olacak o kadar oynarken o Deve Kuşu Kabare'de oynuyordu. Çok karıştırıldık. Sonra ben saçı dökünce ayrıldık. Ama benim gördüğüm en yetenekli oyunculardan biriydi. Sahneye çok yakışan biriydi. Oyuncunun cenaze törenine Erhan Yazıcıoğlu, Burçin Terzioğlu, Ayberk Atilla ve birçok yakını katıldı.